Sen burada yatacaksın. Burası senin odan değil mi? Evet, benim odam. Ya Mert, hiç gerek yok. Ben salonda uyurum. Aylin'ce, sana pijama getirdim. Sanırım olur. Ya çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Hallederdim ben. Olur mu öyle şey? Nevresimleri de değiştirdim, rahat edersin. Mert'i de yatağından ettim. Salonda yatardım ben. Aa, ne diyor? Mert'in en sevdiği şey televizyon izlerken uyumak. Öyle sızar kalır diyor. Doğru söylüyor. Hadi de iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler ablam. Tamam canım. Ben de çıkayım o zaman. Sen de yoruldun zaten. Biraz dinlenirsin. Tamam. Mert. Teşekkür ederim. Beni o karanlıktan çekip çıkardığın için. Ben küçükken babama tapardım. Ona çok güvenirdim. O varken hiçbir şeyden korkmazdım. Karakolda annem dönüp suçu üstüne al dediğinde babam başını öne eğdi ve utancından yüzüme bakamadı. O günden sonra kimseye güvenmemeye yemin ettim. Ta ki seni tanıyana kadar. Seni tanımadan önce insanlara olan umudumu kaybetmiştim. Sen bana umut verdin. Yani kısacası sana teşekkür etmeye çalışıyorum. İyi ki varsın. Rica ederim. Sen de iyi ki varsın. İyi geceler. İyi geceler. Annesinin haberi var mı kızın burada kaldığında? Bilmem abla, ailesine söylemiştir herhalde. Herhalde olur mu? Onu bir haber verelim. Sonuçta kadın da telaşlanmıştır. Tamam abla, yani az çok tahmin edebiliyorum neler hissedeceğini. Sonuçta ben de anneyim değil mi? Nasıl? Yani sonuçta ablayım tabii ki ama... yani seni büyüten ben değil miyim canım? Yani ben de bir anne sayılırım. Aynen öyle canım, ablam benim. Tamam, yarın ilk iş söyle beni arasınlar, olur mu? Tamam, söylerim. Tamam, hadi. Alo, Melek. Uyuyor muydun? Ya kızım, sen bana lazımsın. Ben Mertler'de kalıyorum da. Ne? Mertler'de misin? Ne işin var kız mı senin Mertler'de? Ya uzun hikaye, yarın anlatırım. Derya abla var ya, Mert'in ablası. Biz ona yalan söyledik. Ya güya benim annemle babam şehir dışına gitmişler cenaze için. Ben de evde yalnız kalmaktan korktuğum için Mert'i aramışım. Ya buraya kadar bir sorun yok da... Derya abla annemle konuşmak istiyor. Melek, sen annem gibi konuşur musun? Aylin, ben beceremem ya. Hem anlamayacak mı sanki sesimden? Ya anlamaz. Yaparsın sen. Hadi Melek ya, lütfen. Of Aylin ya, her dakikamız aksiyona. İyi, tamam yapacağım. Hadi kapatıyorum ben. Biraz rolüme çalışayım. Ne iş var Mertler'de ya? Hadi hayırlısı. Gelsin, hayat bildiği gibi gelsin, işimiz.